Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi yapıldı. Kongreyi izlemişsinizdir herhalde. Tam bir askeri disiplin, Kuzey Kore modeli. Ayağa kalk, kalkıyorlar. Otur, oturuyorlar. Ağla, ağlıyorlar. Gülün, gülüyorlar. Alkışlayın, alkışlıyorlar. Firavunlaşan bir yapı var karşımızda. Bir firavun var, onun altında bir ekibi var. Firavun düzenini yıkacağız. Firavun düzeninde hak olmaz, adalet olmaz, namus olmaz, şeref olmaz. Bunlar bizim değerlerimizdir. Hakkı da, adaleti de, namusu da, şerefi de siyasete yeniden kazandıracağız. Kim malı götürüyorsa o kadar yükseliyor. Kim namusluysa o kadar dövülüyor. Geldiğimiz nokta bu. 64. Cumhuriyet Hükümeti'ni saray darbesiyle yıktık arkadaşlar. Bu birinci saray hükümetidir arkadaşlar. 65. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti değil. Birinci saray hükümetidir bu hükümet. Ne dediler? Önce düşük profilli bir adam arıyoruz. Sonra bıyıklı bir adam arıyoruz. E çıktı. Binali dedi ki, vallahi bin desen binerim, in desen inerim. Hiçbir derdim yok. Profil arıyorsun. Vallahi benden daha düşük profilli şu grupta bulamazsın dedi. Üstelik bir şey daha söyleyeyim dedi. Ben onlardan önce zaten bıyıklıydım dedi. Dolayısıyla bin dediğinizde inerim, in dediğinizde inerim dedi. Hiç endişe etmeyin. Kurulan birinci saray hükümetinin başbakanı en düşük profilli adam olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmiş oluyor değerli arkadaşlar. Aslında hükümete saray hükümeti diyoruz da aslında saray hükümeti demek belki biraz farklı bir şey. Yani saray gibi biraz ödüllendirmek gibi bir şey oluyor aslında. Bin Ali İn Ali hükümeti desek daha iyi bir hükümet yani. Bin Ali İn Ali hükümeti. Şimdi Bin Ali Bey makama oturunca söylediği ilk cümle. Yapmamız gereken en önemli iş fiili durumu yasal hale getirmek ve bu kafa karışıklığını sona erdirmektir. Yani diyor ki şu anda biz hukuku tanımıyoruz. Anayasayı tanımıyoruz. Fiili durum böyle ama bunu hukuki duruma çevirmemiz lazım. Nasıl? O suçu ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri yapmamız lazım. Nasıl yapacaklarmış? Başkanlıkla yapacaklarmış. Ne olacakmış başkanlık? Saraydaki emredecek, bunlar yapacaklar. O emredecek, hakim karar verecek. O emredecek, bunlar istediği kanunu çıkaracaklar. O emredecek, aydınlar hapse atılacak. O emredecek, gazeteciler hapse atılacak. Adı ne olacak? Başkanlık sistemi. Topta söyledim, yine söylüyorum. Bizim kanımızı dökmeden bu sistemi getiremezsiniz.